Bir şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Rusya Ukrayna'da başkent Kiev'in de aralarında olduğu birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 6 kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. Pek çok kente de elektrik ve su verilemedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise uluslararası teröristin esiri olamayız dedi. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın altyapısını hedef aldı. Son yapılan saldırılarla ülke genelinde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Başkent Kiev'in tamamı karanlığa gömüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Bir günde 70 füze saldırısı düzenlendiğini belirterek Rusya'yı insanlığa karşı suç işlemekle itham etti. Zelenski, sivillerin yaşadığı binaların, okulların, hastanelerin ve ulaşım altyapısının hedef alındığını söyledi. Bu Rusya'nın terör formülü dedi. Tek bir uluslararası teröristin esiri olamayız. Rusya enerji jeneratörünü Birleşmiş Milletler tüzüğünden daha güçlü bir araç haline getirmek için her şeyi yapıyor. Birleşmiş Milletler tüzüğü kararlarına ihtiyacımız var. Elektrik kesintisi nedeniyle Ukrayna'daki 3 nükleer santral de kapatıldı. Saldırılardan Moldova da etkilendi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bizi karanlıkta ve soğukta bırakan rejime güvenemeyiz dedi. Rusya'yı terörü destekleyen ülke ilan eden Avrupa Parlamentosu ise siber saldırıya uğradı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Twitter hesabından parlamentonun sofistike bir siber saldırı altında olduğunu söyledi. Sorumluluğu Kremlin yanlısı bir grup üstlendi.